Şimdi özellikle son zamanlarda Düzce'de topyekun olarak gerek valilik, gerek yerel yönetim, gerek sivil toplum, gerekse basın olarak artık bir görüşe karar verdik. Yani Düzce'nin geleceği kültür turizm. Hatta sadece Düzce'nin değil, Türkiye'nin geleceği turizm. Kültür turizm. Hatta turizm dünyanın da barışı. Özellikle şu içinde bulunduğumuz Ramazan ayı dolayısıyla, mübarek ayı dolayısıyla sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün bir içinde bulunuyoruz. Bu vesileyle Düzce'yi tanıtmak anlamında da İstanbul'dan bir arkadaşım vesilesiyle, sinema dünyası, televizyon dünyasıyla bizim bakanlığımızdan, Kültür Turizm Bakanlığımızdan destek alan yönetmen arkadaşımızı bize yönlendirdiler. Beraber gezdik. Güzeldere'de bir orman içinde, orman evi. Hem Düzce'nin tanıtımı, Düzce Güzeldere, Yedigöller ve Akçakoca bağlantılı. Özellikle Düzce'nin doğal varlıklarının, kültürel varlıklarının tanınmasıyla ilgili bizden talep ettikleri olan çekim alanlarına baktığımızda birlikte Akçakoca'da bu yukarı yeni mahalle, yukarı mahalleyi, kültür dokusu, doğal varlık Güzeldere'deki o şelale dokusu ve Efteni Gölü ve arkasından Yedigöller yolu. Sinema filmi hem bakanlığımız destekli. Bu sene de biliyorsunuz Türk sinemasının 100. yıl dönümü dolayısıyla bakanlığımızdan da destek aldı. Kısmet olursa Şubat 2015'te vizyona girecek. İnşallah Türkiye'de Antalya Film Festivali, Avrupa'da da Berlin Film Festivali var. Bunlara girebilecek bir özellikle bir film. Bu anlamda artık Düzce'yi diyoruz. Dizi filmleri, sinema filmleri biliyorsunuz. Bir Yusuf Masalı, daha önceki çekilen İpsiz Recepler, hem Akçakoca. Bizde bu potansiyeller var. Biz de bununla ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz hep birlikte. Ben vesile olan tüm valime, belediye başkanlarıma ve sizlere teşekkür ediyorum. Müdürüm, şimdi son zamanlarda da biraz önce sözünü ettiğiniz gibi dizi filmler ve böyle sinema filmleri çekiliyor. İşte bir bölümü Düzce'de, Akçakoca'da, işte Esma Hanım'da burada bir sahne, bir film daha çekilmişti. Korku konusunda. Yani bunun Düzce ve ilçelerinin tanıtımında ciddi bir katkı olduğuna inanıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Şöyle diyelim. Asmalı Konak. Malum daha önce ben Nevşehir'de görev yapmıştım. Asmalı Konak'tan dolayı gelen vatandaşlara belediyeden anons yaptık. Evlerinize misafir alır mısınız diye. Hatta sadece Nevşehir değil, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da da olmuştu. Oysa Düzce doğal bir plato. Oysa Akçakoca işte yukarı yeni mahalle doğal bir film seti. Şimdi bununla ilgili Düzce Belediye Başkanımızın da bir filmle ilgili çok geniş bir organizasyon, film plato çalışması var. Ben inanıyorum gelecekte Düzce, yani Akçakoca Düzce, yani hep Akçakoca da Düzce'nin, Düzce de Akçakoca'nın. Bu bölge gelecekte bizim beklediğimiz sonuca kavuşacaktır diye düşünüyorum. Peki bu film çekimleri de buradaki ev sahipleri nasıl, misafirperler mi? Kesinlikle şöyle söyleyelim. İlk geldiğimizde dolaştık beraber yönetmen arkadaşlarımızla. Bu yöreyi çok beğendi. Özellikle başka yere göndermedi. Kapıyı çaldık. Yeni gelmişler. Selam verdik, tanıştık. Tabii evladım buyurun çekebilir, girebilirsiniz dedik. Girdik. Ve ondan sonra ben muhtarımızı aradım. Sağ olsun muhtarımız gereken sıcaklığı, ilgiyi verdi. Belediye başkanımızı aradım. Belediye başkanımız gerekli desteği verdi, gerekli imkanları sundu. Hem Düzce'de hem Akçakoca'da biz hem valiliğin hem de yerel yönetimin hem de sizlerin desteğini gördük. Bu da bize şunu gösteriyor. Artık bu iş yerel halk kabul etmiştir. Öyleyse geleceğimiz turizm diyoruz. Hemen bunun yanında gördüğünüz gibi bizim bakanlık olarak artık bu evleri restorasyonunu yapıyoruz. Özellikle de bu arada vatandaşlarla, köylü buradaki oturan maalesef hane sahipleriyle sohbet etme imkanımız da oldu. Dedik gelin bize, bakanlığımızın imkanları var. İşte yandaki evi restore ettik. Sizin evleri de restore edebiliriz. Çünkü bakanlığımızın 2863'e bağlı 5226 sayılı yasa gereği hem restorasyona hem de bu röle ve restorasyon çizimi, proje çizimine maddi destek veriyor. Müdürüm, konuyu değiştirmek istiyorum. Evet. Hazır sizi yakalamış, evet. İki sorum da olacak. Bir tanesi şu, biliyorsunuz her yıl turizm haftası düzenleniyor. Evet. Turizm haftası etkinliklerinde, özellikle Akçakoca yerel basınında, ben de dahil olmak üzere,
Akçakoca'ya fazla yer verilmediğine dair eleştiriler çıktı sizinle ilgili. Hakikaten bu turizm haftası Düzce'nin Karadeniz'e açılan incisi diyoruz Akçakoca için, ama turizm haftasında Akçakoca'ya fazla yer verilmiyor. Yani bu konuya eleştiriye katılıyor musunuz? Şimdi bunu ben 15 yıldır burada ve buranın kurucu müdürüyüm. Yani bunu bana bilemiyorum. Yani takdiri bunu diyenlere bırakıyorum. Çünkü niye? Haftamın bir günü muhakkak Akçakoca'dayızdır. Turizm enformasyonumuz burada, turizm danışmamız burada. Akçakoca'daki bütün turizm işletmeciler, Akçakoca'nın bütün köylerindeki insanlar ve her turizm haftasının bir günü Akçakoca'dayızdır. Bunda resmi belgeler, kayıtlar, turizm haftaları vardır. Bir de biliyorsunuz turizm yerel kalkınma işidir, yerel işidir. Özellikle yani geçmişteki arşivlere bakmak lazımdır diye düşünüyorum. Takdiri de söyleyenlere bırakıyorum. Peki, o konuya fazla girmek istemiyorsunuz herhalde. Yok, yani ben şunu diyorum. Bütün davetiyelerimizin 2000'den beri müdürlüğümüzde kayıtları vardır. Bir günü muhakkak Akçakoca'dayızdır. 5-7 günün bir günü Akçakoca. Sadece biz, belki Türkiye'de de örnek olan bir vilayetiz. Biz turizm haftasını sadece 15-22 Nisan'la sınırlamıyoruz. İle ve yıla yayıyoruz. Ve de ilçelere yayıyoruz. Bakın, turizm rafting şampiyonası 3-4 gün cuma yerindeydik. Bisiklet festivalinde hem Akçakoca'ya geldik, hem Kabalık'a geldik, hem Yedigöller'e gittik, Yığılca'ya, hem Kaynaşlı'ya gittik. Gölyaka Kültür Park'a yine öyle güzel dereye gittik. Yine Gümüşova'da, yine Kaynaşlı'da, Yığılca'da, Akçakoca zaten bizim Türkiye'nin ilk turizm hareketlerinin olan bir yeri. Müdürüm, ikinci soruya geçeceğim. O da şu, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Paşalar Plajı ile ilgili bir haber yaptık. Yani Düzce basında da çıktı, Akçakoca basında da çıktı. Şimdi biliyorsunuz Paşalar Plajı yani doğal bir koy ama hakikaten ciddi sorunları var plajın. Bir de orada plaj iki bölümden, bir de kadınlar plajı olarak olabilecek uygun bir yeri var. Biliyorsunuz Akçakoca'da kadınlar plajı ile alakalı bir tartışma var, sıkıntı da var. Özellikle yaz ay, sezon içerisinde ciddi sıkıntılar da oluyor kadınlar plajı ile ilgili. Paşalar plajı ile ilgili yani orada yol, su, elektrik ile ilgili şikayetleri var oradaki müstecirlerin. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Artı varsa bir çalışmanız olacak mı? Şöyle söyleyeyim. Gerek bu dönemde, gerek geçmiş dönemlerde, gerekse 2000'den beri muhtarlık yapanlarla bizi bir araya getirin. Gerçekten Kültür Turizm Müdürlüğü olarak biz bu muhtarlara gelip bu plajları birebir gezip ve bu plajlarda yapılması gerekenleri söylediğimiz halde bir tanesi bize bir proje getirdi mi? Bizzat ben Paşalar Köyü muhtarıma, kendim o arana gittim. Bundan 3 yıl önce muhtarıma anlattım. Bakanlığımızın projeleri var. Hatta geçen Mavi Bayrak'la ilgili bakanlığımız, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğümüzden arkadaşları getirdik. Bütün Akçakoca'daki muhtarlara, yerel yönetimlere verdik. Kültür Turizm Bakanlığımız altyapı konusunda her türlü desteği veriyor. Bir muhtarım desin ki müdürüm bana gelmedi, müdürlük, valilik. Ve bir muhtar desin ki benden proje istedi de istemedi desin. Yani biz kendilerine geldik, orada Paşalar'daki potansiyeli biliyoruz. Melen Ağzı'ndan başlayalım, bakın Melen Ağzı'ndan. Gidin. Geçenlerde orada boydan boya yürüyüş yaptık. Melen Ağzı muhtarı Hasan Çavuşköy'ün muhtarına. Özellikle bize proje getirin dedik. Projeleri getirin. Biz destek verelim valilik olarak. Biz bire biliyorsunuz yatırımcı bir kuruluş değiliz. Birebir bir şeyin olayın direkt yerel yönetim var, kaymakamlık var. Ancak biz muhtarlarımıza bizzat kendimiz görüşerek Paşalar Köyü muhtarından talep ettik. Bura yoluyla ilgili, projeyle ilgili, plajıyla ilgili bize bir herhangi bir talep gelmeyince yapabileceğimiz bir şey yok. En sonunda ben bakanlığımız bu Mavi Bayrak, hatırlarsanız Mavi Bayrak töreninde ben bakanlığımdan 3 tane teknik arkadaş getirdim ve ilgili kişilere altyapı ile ilgili neler yapması gerekeni verdim. Bize gelip de projeyi getirip de destek almayan olmamıştır. Özellikle Kalkın Köyü muhtarı, Edirli Köyü.
Hasan Çavuşköy, Melen Ağzı Köyü muhtarlarına bizzat gidip kendimiz bize proje getirin, bunu destek verelim ama gelmeyince bizim yapacağımız bir şey yok. O zaman şöyle yapabilir miyim müdür? Yani siz müsait olduğunuz mesela bayramdan müsaitseniz ya da bayramdan sonra Paşalar Plajı'na beraber gidelim. Yarın ne zaman isterseniz Paşalar muhtarımızı da alalım. Tamam. Muhtarımız desin ki muhtarımız müdür bey veya müdürlük buraya gelip de bunu yapmadı desin. Yok öyle değil yani beraber bir tespit edelim tamam. Anlamında söyleyeyim. Seve seve her zaman. Tamam. Her zaman yani tamam. Bizim tamam. Özellikle biz yazın tamamen Akçakoca'dayız. Biz Akçakoca ile ilgili planlamamız var ama biliyorsunuz turizm özellikle altını çizmek istiyorum. Yerel halkın işidir. Yerelden size bir talep gelmezse sizin yapacağınız bir şey yoktur. Yerel halk kabul edecek. İşte burada bu mahalleli şu birlikteliği sağlamasaydı, yerel yönetim destek vermeseydi bu sinema burada, bu film burada çekilmezdi. Turizmde bunu sorgulamak lazım. Bizde her türlü potansiyel var. İşte şu anda kaymakamlıkla, belediyeyle, sayın vekilimizle de görüştük. Akçakoca'nın 4 tane projesi bakanlığımızdan gelecek. Göktepe Köyü piknik mesire yeri. Koçar Köyü piknik mesire yeri. Yarın Hemşin'de olacağız. Hemşin cami ve etrafını o çamlığın piknik ve mesire yeri. Daha önce Akkaya Köyü kendimiz gittik piknik mesire yerini yaptık. Çayazı'na geldik. Çayazı'ndaki caminin restorasyonunu yaptık. Dadalı'da Eko Köyü turizmini gerçekleştirdik. Fakıllı'da Fakıllı Mağarası'nı. Kurugöl Kanyonu'ndaki kanyonunu bakanlığımızdan destekledik. Sarıyayla Şelalesi'ni tespit ettik. Altyapı çalışmalarını yaptık. Beraber gezdik. Aktaş'ın, tekrar yeri Aktaş'ın yeniden projelendirdik. Daha önceden de projesini yaptık. Hemşin, Uğurlu Cami, Hasan Çavuş'taki sivil bir müziğe, Yenice'deki sivil bir müziğe destek verdik. Talep gelirse, teklif gelirse devletimizin imkanları, valiliğin imkanlarını basının da gücünü kullanaraktan tanıtımını seve seve yaparız. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.